Merhaba. Megan benim son dönemde en çok merak ettiğim iki filmden bir tanesiydi. Diğeri ise Evil Dead Rise ama onun daha vizyona girmesine vakit var. Dolayısıyla o farklı bir konu. Bu videoda Megan hakkında birkaç detay paylaşıp filmle alakalı yorumlarımı kısa kısa size aktarmak istiyorum. Tabii ki spoiler olmadan. Megan'ın yayınlanan ilk fragmanını izlediğimde Karakterin fazlasıyla sevimli, aynı zamanda çok da ürkütücü yapısı dikkatimi çekmişti. Chucky gibiydi ama daha gerçekçiydi. Saklanmaya ihtiyaç duymuyor ve insanlarla ilişki kurabiliyordu. Öte yandan Terminatör'e de yakınlığı vardı. Mucizevi bir fikrin ürünü değildi belki ama yeni nesli memnun edecek detaylara sahipti. Tabii ki yetişkin nesli de öyle ki film bence bunu başarabildi. Megan'ın Kuzey Amerika'da vizyona girdiği ilk 3 günlük dilimde 30 milyon dolar hasılat elde ettiğini ve 12 milyon dolarlık çekim bütçesini çoktan geride bırakmayı başardığını söyleyebiliriz ki bu film aynı zamanda bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek hasılatla açılış gerçekleştiren ilk orijinal korku filmi unvanının da sahibi oldu. Bu arada şunu da söylemekte yarar var ki ikinci film için çalışmalar yakında başlıyor. Yapımcı James Wan pek çok sinema sever tarafından katil bebek filmleri hazırlayan biri olarak nitelendiriliyor. Aslına bakıldığında öyle değil. Farklı pek çok proje yaptığını da görüyoruz. Lakin özellikle Conjuring ve onun bir spin-off'u olarak hazırlanan Anabel oldukça popüler son yıllarda. Dolayısıyla bu da James Wan'ı ister istemez ön plana bu konuda çıkarabiliyor ki Wan da madem öyle düşünüyorsunuz buradan yola çıkıyorum demiş ve bu düşünceden ilham alarak bu filmin ortaya çıkmasında katkı pay sahibi olmuş. Yani Megan. Hatta James Wan'ın bu film hakkında daha evvel verdiği bir röportaj vardı. Burada Megan filmi hakkında diyordu ki önceki filmlerimde katil bebekler yani Anabel hareket etmiyordu. Yerinden kalkıp bir yerden bir yere gidiyor ve orada birilerini öldürmeye çalışmıyordu doğaüstü varlıklardı bunlar. Madem ki bu tip filmlerle beni ön planda görüyorsunuz. Öyleyse buradan yola çıkarak size Megan hazırlıyorum. Bu kez doğaüstü güçler değil teknoloji kullanılarak hazırlanan bir film hazırlıyorum dedi. Ki Megan çok teknolojik ama aynı zamanda görünüşü itibarıyla da çok duygusal bir karakter. Ha tabii ki Beyninde neler döndüğünü, daha doğrusu ana çipinde neler döndüğünü hiçbirimiz bilemiyoruz ki. Bu da Megan'ı korkutucu, gizemli bir karakter yapıyor. Şimdi de gelelim filmle alakalı kısa, spoilersız yorumlarıma. Öncelikle filmi beğendim ama çok daha şiddetli, çok daha tempolu bir film beklediğimi de itiraf etmem gerekiyor. Belki de tıpkı istediğim gibi çekilmiştir ama kesilip biçilip o sinema için kurgulanan versiyonu pek de öyle değil. Karakteri gerçekten beğendim. Birincisi çok sevimli. Sonrasında özellikle gözlerine baktığınızda sanki bir şeyler gizliyormuş, bir şeyler planlıyormuş hissiyatı oluşturabiliyor. Dediğim gibi sanki Chucky ile Terminatör'ün bir birleşimi gibi. Ne Chucky kadar oyuncak ne Terminatör kadar gerçek görünümlü. Megan'ın amacı yani programlanma amacı küçük bir kızı tehlikelere karşı korumak. Bu içgüdüyle, bu düşünceyle, bu program kodlarıyla hareket ediyor ama tahmin edeceğiniz üzere bir süre sonra işler çığırından çıkmaya başlıyor. Film ekibi aslında geçmişte farklı noktalarda defalarca denenmiş bir fikri bu kez yeni nesil bir karakterle harmanlayarak bizlere sunuyor ve bence başarılı da olmuşlar. Filmde en çok merak ettiğim sahnelerden bir tanesi fragmanda da biraz gösterilen Dans ettiği sahneydi. Gerçekten ilginç bir sahne. Tabii ki detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki Wednesday Addams'ın yaptığı o ilginç dans figürleriyle şu an Megan'ın yaptığı dans figürleri bence son dönemin en popüler dans figürleri ki sanıyorum yakında TikTok'ta benzer varyasyonlarda benzer uyarlamalarını da görebiliriz. Öte yandan ailesini yeni kaybetmiş küçük bir kızın etten kemikten olmayan böyle bir varlığa bu denli bağlanılabilir durumda olması gerçekten korkutucu ve bir yandan da günümüzdeki akıllı mobil cihazlara bağımlılığı gözler önüne seren ilginç bir detay olabilir diye düşünmedim de değil. Yani aslında filmden memnun kaldım ama başta da dediğim gibi çok daha fazlasını bekliyordum açıkçası ki. Bunu daha sonra görebilme şansım var, hatta şansımız var diyerek bunu açayım. Zira yapımcılar bir açıklama yaptılar ve yakın zamanda ev sinemasına yönelik olarak filmin daha uzun ve daha şiddetli versiyonunu yayınlayabileceklerini bildirdiler. Buradan da şunu anlıyoruz. Film daha uzun ve daha şiddetli çekilmiş ama gişede yani vizyona girdiğinde yaş sınırına takılmasın, küçük izleyiciler de aileleriyle birlikte izleyebilsin diye daha yumuşatılmış bir hale büründürülmüş. Sonuçta ticari bir iş bu ve ne kadar fazla izleyici erişilirse o kadar fazla hasılat elde edilecektir. Zaten filmi izlediğiniz esnada siz de fark edeceksiniz ki yahu bu sahne sanki biraz daha uzun olabilirmiş de burada kesilmiş gibi. İşte bunun cevabını muhtemelen o daha sonra ev sineması için hazırlanacak uzun ve daha şiddetli versiyonunda görebileceğiz. Tabi az evvel de belirttiğim üzere Megan 2 gelecek ve hatta devam bile edecektir diye düşünüyorum ben. Zira ilk film ile bence güzel bir başlangıç, güzel bir giriş sekansı yaptılar. Şimdi sırada gelişme var. Dedim yani Terminatör'e de biraz kayıyor film az çok ki özellikle finale doğru bir sahne aklıma direkt Terminatör birden bir sahneyi getirdi. Tabii ki detay vermiyorum. Bakalım izleyince siz de öyle düşünecek misiniz? Hatta Megan'ın ikinci filminde iki tane Megan olabilir diye bir düşündüm ben. Biri iyi Megan koruma amaçlı, diğeri kötü Megan intikam amaçlı. Artık burada nasıl bir programlanma yapılır o cihazlara ya da senaryo nasıl hazırlanır bunu tabi bilemiyorum. Sadece fikir yürütüyorum. Hatta yurt dışındaki bazı sinema sitelerine baktığımda bu konuda farklı yazarların benzer görüşlerde olduğunu da gördüm. Ki gerçekten iki sevimli robot bebeğin birbiriyle çarpıştığı, birbiriyle kapıştığı sahneler gerçekten ilginç olabilir. Öte yandan biliyorsunuz günümüzde pek çok sinema ve oyun karakteri için figürler, oyuncaklar, çeşitli promosyon ürünler hazırlanıyor. Megan zaten bir oyuncak aslına bakarsanız. Gayet sevimli bir küçük kız, robot kız. Sanıyorum yakın zamanda birebir ölçekten 7 inç plastik figürlerine kadar pek çok oyuncağı figürü, heykeli de çıkacaktır. Başka bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Evet geldi aklıma. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza da gittiyse rica etsem kanalı abone olmak için bir kere tıklatır mısınız? Başka bir videoda görüşmek üzere. Katil bebeklerden uzak durun. Hoşça kalın.